Bir de bu vesileyle bazı asırlardaki hükümlerin, içtihatların bence tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Eskiden ülkeler arasında ciddi şeyler vardı, sınırlar vardı. Birbiriyle onların gelmesi, gitmesi, iletişimi, ondan sonra ticareti, kültürel alışveriştir, spordur vesairedir çok azdı. Ama şu anda dünya o kadar iç içe geçmiş ki ülkeler, yani neredeyse tek bir görüşü benimseyen, tek bir millet, tek bir din den meydana gelen bir ülke, bir topluluk yok gibi bir şey. Üstad Hazretleri'nin, Hoca Efendi'nin bu konulardaki tavrına baktığımızda o konulara hiç girmediğini, görüş beyan etmediğini görüyoruz. Eğer çok zaruri olsaydı, yani dinin hakikatını örtmek uygun olmayacağından o hakikati açıkça beyan edeceklerdi, ortaya koyacaklardı. Yani ben o kanaatteyim ki amelle ilgili bu tür eski içtihatlar konusunu fazla gündeme getirmemek, gündeme geldiğinde de o zamanın belki de şartlarına göre bir çözüm yolu gibi diye yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bazı mezheplerde namaz kılmayan irtidat etmiştir, öldürülmesi gerekir gibi bir ifade var. Ama şu da var, ayette ve hadiste çok açık bir şekilde namaz kılanı öldürün diye bir ifade olmadığı gibi namaz kılmayanın öldürüldüğü de yok. Şöyle bir hadis hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh birisini mescide giderken, kendi namaz kılmaya giderken birisini yolda görüyor. Hadi gel diyor, mescide gelelim namaz kılmaya. Sen git namazını kıl diyor. Çok öfkeleniyor. Bir şey yapmıyor ama çok öfkeleniyor. Namaz kıldıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Birisine rastladım böyle dedi. Ben öldürecek, dövecektim ya Resulallah diyor. O dövecektim deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldürseydin diyor. Tabii Hazreti Ömer anında işlem yapan kişi olduğu için gidip öldüreyim mi diyor. Hayır ya Ömer Evet. diyor. Evet. Yani bu şu demek. Gerek bu hadis gerekse içimden öyle geçiyor ki vallahi içinizden birini namaz kıldırması için vazifelendireyim. Kendim de yatsı namazına gelmeyenlerin evinin önüne odunlar yığıp ateşe vereyim. Evet geçiyor ama yapmıyor. İçindeki yatsıya gelmeyene karşı feveranı, tepkiyi, öfkeyi gösterdiği gibi Hazreti Ömer'in o dövme, öldürme mevzuundaki meseledeki sözü de Efendimizin ona olan o ifadeye tepkisini, hani bizim de bazen olur bir amelde eksiklik görürüz, bir şey görürüz çevremizde, arkadaşlarımızda, belki evlatlarımızda, yani bir iki tane patlatacağımız içimizden geçer. Evet. O amele tepki. Fakat affederiz, uygun değildiriz. Uygun da değildir zaten. Olumsuz bir davranıştır. Onun için bu tür ifadelerin dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok net olarak namaz kılmayanı öldürün veya öldürdü bir şey vaki değil. Hele de şu zamanda bazı bilmiyorum içtihatları çok dillendirmemek. Ondan sonra söylendiği zaman da kardeşim öyle diyenler olmuştur ama İmam-ı Azam onlara muhalefet etmiştir. O belki toplumdan ayrı tutulabilir demiştir ki o zamanki toplum kahir ekseriyeti İslam olduğu için öyle bir şeye başvurulmuş ama şu anda toplumlar birbirine girmiş, dinler birbirine girmiş. Ondan sonra farklı farklı hayat tarzlarına saygı göstermek, çeşitlilik
çok önemlidir. Osmanlı toplumunda da böyle olmuştur vesaire güncellemek lazım. Zaten İmam-ı Azam'dan Allah ebeden razı olsun pek çok içtihadı sanki kıyamete Bugün kadar gelecek şeyleri görür gibi. Yani bu asırları görür gibi. Aynı şeyi rejim konusunda da mesela dikkat etmek lazım. Rejim konusunda da yani şöyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ameller karşısındaki tutumlarının bir felsefesini çıkarmak lazım. Bir o az önce okuduğumuz Hikmet makalesiyle de yan yana korsak acayip bir bakışı var. Mesela hepimizin bildiği gibi Ramazan orucunu kasten bozan 61 gün oruç tutar. Ve neredeyse büyük ölçüde tek seçenek bu gösterilir. Halbuki hadise gidiyoruz. Hadiste yeni evlenmiş bir genç Emine. geliyor. Ya Resulallah biz orucumuzu bozduk. Ne yapalım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önce işte 61 gün oruç tutmasını. Ya Resulallah nasıl tutayım diyor. Bakın hastayım demiyor. Şekerim var demiyor. Zayıfım demiyor. Ya Resulallah diyor ben onu nasıl yapayım? Yani o zaman diyor işte 60 fakiri doyur. Ondan sonra ya ben şeyim fakirim nasıl doyurayım? O zaman diyor bir sepet hurma geliyor. Şu diyor bir sepet hurmayı fakirlere diyor dağıt. Vallahi şu Medine'de benden fakirini görmüyorum diyor. Ne diyor Resulullah? Al o hurmayı diyor, eşinle git ye diyor. Yahu bir oruç bozmanın cezası bir sepet hurma yemek oluyor. Ama bizde o hoşgörü yok. Hemen ilk fetvayı 61'i tutacaksın kardeşim. Tamam. Şimdi buna benzer Efendimizin hayatında çok ilginç hoşgörüler var. Mesela çok bilirsiniz rejimden kaçan birisi, rejimdirirken kaçan birisini sahabe efendilerimiz koşuyorlar, yakalıyorlar kaçarken, tutuyorlar, tekrar öldürüyorlar. Efendimizin yorumu, kardeşinizi bırakmanız gerekmez miydi? Ne yapacaktı? Yeni bir ifadeden bulunacaktı. Başka bir şey mi olacaktı? Veya ne olursa olsun, şu şefkate bak. Yani bunların bir mantığını, bir felsefesini çıkarmak lazım. Hemen üstadın hayatında da, hoca efendinin hayatında da şefkat ve merhametin ve hikmetin baskın olduğunu görüyoruz. Hemen cezalandırıver, kesiver, öldürüver. Neyi kesiyorsun, neyi öldürüyorsun ya Allah aşkına? Namaz mevzunu, mürtedin bile öldürülmesi kafama takılır. Yani yıllardır takılır. Uğraşalım, iknaya çalışalım, dikkat edelim. Ondan sonra çünkü öldürmek tamamen bütün yolları kapatmaktır.